Herkese merhabalar. Muhteşem başlangıç oldu. Herkese merhabalar. Ya bunu da hiç sevmiyorum. Wow. Ay. Falan falan. Böyle bakalım saatlerce böyle bakalım. Herkese merhabalar. İyi hafta sonları ve iyi haftalar diliyorum her birinize. Bugün size bahsetmek istediğim konu, size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun ve durmazsanız ne olur? Bununla ilgili açıkçası biraz sohbet etmek istiyorum. Tabii ki de yine yaşadığım bir olay oldu ve artık o benim böyle kafama dank ettirdi ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi size iyi gelen insanlar ne demek? Öncelikle bir bence bunun üzerinde durmakta fayda var. Size iyi gelen insan yanında kendinizi çok enerjik, dinamik, huzurlu, böyle belki hatta sevgi dolu, sevgi pıtırcığı hissedebildiğiniz ve rahat olduğunuz insanlardır. Ve bu insanlar arkadaşlarınız ya da tanımadığınız ama yeni tanıştığınız herhangi biri, zaten sevgilinizse hani o kişi bilinçli seçtiğiniz için sanıyorum ki ve umuyorum ki bu şekilde sizi yukarı taşıyan bir insan seçmişsinizdir. O yüzden tabii ki de sevgili seçiminde de buna dikkat etmekte fayda var. Ama benim buradaki esas konum ve amacım sizin yeni tanıştığınız ya da arkadaşınız olan ama artık size iyi gelmeyen insanlarla alakalı. Bu tabii ki de sevgiliniz de olabilir, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız ve ailenizden biri de olabilir. Aileye tabii ki de çok önem veriyorum ama bazen iyi hissetmeyebiliyoruz kendimizi. Yani annemizi, babamızı, yakın ailemizi bundan muaf tutuyorum. Çünkü kan bağımız var ve tabii ki de görüşeceğiz. Ama uzak akrabalar diyeyim ya da böyle hani bayramlarda, seyranlarda bir araya geldiğimizde belki de yanında çok iyi hissetmediğimiz akrabalarımız olabilir. Ve bunlara bile bence belli bir sınır koymak durumundayız. Şimdi en başa dönüp şuradan bir alacağım. Size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun. Çünkü bir insan size iyi gelmiyorsa, kendinizi iyi hissettirmiyorsa ve onun yanında böyle enerjiniz bitmiş hissediyorsanız anlayın ki o insan size uygun değildir. Yani belki arkadaşınız olmasa hayatınız daha verimli geçebilir. Ve bunu bazı insanlar için özellikle buradan burçlara bağlarsam hani balık burcu olanlar böyle daha pıtırcık pıtırcık, sevgi pıtırcığı olanlar için bunu kabul etmesi zor olabilir. Ama inanın her birimizin bize iyi gelen insanla olmasında hem kendimiz hem de o kişi açısından çok büyük fayda var. Çünkü ben kesinlikle bu dünyaya geliş amacımızın büyümek, gelişmek ve kendimizi artık o her neyse misyonumuz onu gerçekleştirmek üzere ve bunu da sevgiyle, neşeyle yapmak olduğuna inanıyorum. Ve bu yolda bize iyi gelen insanlarla olmak bizi hep ileriye taşır. Bu sadece iş anlamında da değil, manevi anlamda da. Şimdi benim yaşadığım şöyle bir olay oldu geçen haftalarda diyeyim. Çok sevdiğim bir tanışıp arkadaş olduğum bir insan vardı. Ama arkadaşlığından keyif alıyordum en başta böyle bir süre. Ondan sonra bana iyi gelmediğini anladım. Yani enerjiler uymuyordu. Ben kendimi çok iyi hissetmiyordum. Ve sonucunda da inanın yani midem deli gibi ağrımaya başladı belli bir yerden sonra. Ve şunu anladım. Yani neredeyse yataklık oluyordum hatta. O kadar kendime bir yerde ihanet ettim ki yani sadece kendimi dinlememek anlamında sonuç olarak o insanın, o arkadaşımın bana iyi gelmediği belliydi. Ve ben bu etkileşim diyeyim ya da bu enerji, sonuçta bence her birimiz enerjiden oluşuyoruz. Benim vücudumda etki edene kadar bekledim. Ve dileğim ve niyetim sizin bunu beklememeniz. Bir ara belki hatırlarsınız hani toksik insanlar diye böyle bir çıkmıştı. Bence Amerika'dan böyle toxic people diye kitaplar basılmıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Böyle bir patlama olmuştu hani bu çekim yasasından sonradır büyük ihtimalle. Şimdi toksik insanlar var. Hatta enerji vampirleri falan deniyordu daha sonra. Böyle bir şeyler hatırlarsınız eminim. Bunun gerçekten dayandığı bir gerçeklik var. Tabii ki de herkesle konuşalım. Tabii ki de arkadaş olmak güzel bir duygu. Ama gerçekten dikkat ederseniz size iyi gelecek 3 tane maddeden bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi, eğer kendinize iyi gelmeyen insanlarla arkadaşlık ediyorsanız
sizin kendinizi, enerjiniz düşmüş, yorgun ve belki bir yeriniz ağrırken bulmanız bile muhtemel. Dolayısıyla buna dikkat edin. Yanında iyi hissetmediğiniz insanlara boş yere tahammül göstermeyin. İkincisi, gerçekten bir süre sonra bu insanlarla zaman geçire geçire kendinizi suçlayabilirsiniz ve kendinize olan saygınızdan ödün verebilirsiniz ki bu bence ödemeniz gereken çok büyük bir bedel. Zaten bana kalırsa yine arkadaşlıklarda tabii ki de emek gerekiyor, özveri gerekiyor ama fedakarlık kelimesini çok doğru bulmuyorum. Yıllar önce bana, benim çok saygı duyduğum biri bana şunu söylemişti. Fedakarlık aslında baktığında ne? Kelime anlamına bak demişti. Fedadan kar beklemek. O yüzden ben kesinlikle fedakarlık kelimesinin yerine özveriyi koymanızı öneririm. Özverili olmak güzel bir şey ama karşınızdaki insan ya net olarak boşsa, yani size bir şey katmıyorsa var gücünüzle uzaklaşın. Arkadaşlar gerçekten hayat çok kısa ve üçüncü en önemli konu da zamanınızı boş yere harcarsınız. Burada konu sizsiniz, yani benim için önemli olan sizsiniz çünkü o insan belki kendinin farkında bile olmayabilir. Ama siz o insanla arkadaşlık yapmayı sürdürdüğünüzde, hatta bu insanı belki sevgiliniz, belki yakın arkadaşınız olarak içinize aldığınızda size etkileri tahmin edebileceğinizden daha fazla olabilir. Şöyle bir noktası daha var. Objektif olmaktan uzaklaşabiliyorsunuz. Yani bir yerde insanları olduğu gibi görebiliyoruz. Hani onlara çok duygularımız yokken. Ama bir yerden sonra onları biraz yakınımıza almaya başladığımızda ya da aşırı iyi niyetliysek, hani ay bu aslında çok iyi bir insan, hani o balık burcu aklıma geliyor. Ay aslında çok tatlı falan, hani böyle yapıyorsak kendimizi de kandırıyor olabilme ihtimalimiz yüksek. O yüzden gerçekten ilişkilerinizde buna özen gösterin. En esas, yani şey derler, hani uçaklarda bile ilk kendi maskenizi sonra çocuğunuzun maskesini takın. Çünkü bir insanın kendine yararı yoksa çocuğuna bile yararı olamaz. Bu yüzden enerjiyiz. Her birimiz enerjiyiz ve o enerjinizi de iyi tutmak, saf tutmak durumundasınız. Bunu sağlamak için de çevrenizdeki insanları gerçekten çok özenle seçin. Bu arada demin bu objektif olmakla ilgili Abraham Hicks'in bir cümlesi aklıma geldi. Abraham Hicks videolarımı, çünkü hem konuşmalarını anlattım hem de kendisini anlattığım videolarım var. İzlemediyseniz buralardan izleyebilirsiniz. Abraham Hicks şunu der, sizi hiç tanımadığınız birinin telefonla aradığını ve bundan sonra seni aramayacağım, hoşça kal dediğini düşünün der. Bir de çok sevdiğiniz birinin aradığını ve bundan sonra seni aramayacağım, elveda, hoşça kal dediğini düşünün der. İkisinin sizde yarattığı etki çok farklı. Balık baştan kokar atasözüne çok inanıyorum burada. Çünkü bir insanla ilk tanıştığınızda, bunun zaten bilimsel kanıtları da var. İlk 7 saniyede mi 12 saniyede mi ne, hani o insanla ilgili zaten içgüdüleriniz, sezgileriniz size söylüyor. Sizin için iyi olup olmadığını, anlaşıp anlaşamayacağınızı. Şey de başka bir nokta, kötü insan, iyi insan, o da başka bir nokta ama burada sadece önemli olan size iyi gelip gelmediği. Ve o insan size iyi gelmiyorsa, hadi bir saat konuştunuz, ne bileyim, hadi 3 saat, 5 saat, bir yerden sonra artık emin olduysanız objektif olun ve gerçekten iyi hissetmiyorum yanında duygusunu, hani şuranızdan alırsanız, ben en çok buramda hissediyorum, bilmiyorum, belki siz kalbinizde hissediyorsunuzdur. Ya da hani içgüdüleriniz size söyler aslında. Gerçekten buna özen göstermenizde fayda var. Biraz dallı budaklı böyle anlatıyorum. Benim herhalde anlatımım böyle. Umuyorum ki beni de olduğum gibi sevip bu anlatımımla kabul edersiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin hayatınızda size iyi gelmeyen insanlar var mı? Ve eğer varsa bu videoyu izledikten sonra böyle değişik başka düşünceler oluştu mu kafanızda? Ya da bilmiyorum, hala aynı mı düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Seve seve de okuyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bu arada her pazartesi ve cuma günü video yayınlıyor olacağım. Bildirim zilini de açarsanız haberiniz olur. Instagram'dan da takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Büyük ihtimalle çıkmıştır ismim. Karde Elena diye.
haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada sizden de gelen konulara önem veriyorum ve bunu lütfen benimle paylaşın. Özellikle anlatmamı, ele almamı istediğiniz konular varsa astrolojiyi bir kenara bırakıyorum ve minimalizm dışında benimle paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşku, mutluluk ve size iyi gelen insanlarla beraber kalın. Görüşürüz. Joy, ne yapıyorsun öyle? Tam başlayacak gibi oluyorum, sonra bir şey geliyor. Gel. Joyki. Gelsene yanıma ya, bir destek ol annene. Kuzum. Gel. Joy.